Halk Partisi grubu adına Rize Milletvekili Sayın Tahsin Ocaklı. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri saygıyla selamlıyorum. 21 Aralık tabii Dünya Ana Dil Günü ve ben de bu Ana Dil Günü'ne dair biraz böyle anlaşılır biçimde Türkçe ile tabii başkanımın da izin verdiği kadar araya Lazca'yı da karıştırarak anlatmaya çalışacağım. Umarım fazla kısılmayız. Değerli milletvekillerim, dünyada tabii bütün canlılarda iletişim dili var. Bütün bitkilerde de iletişim dili var. Dünyada yaşayan işte kaç milyon insan var ise bunlar 6000 adet dil ile, Türkiye'de de 20 dil ile filolojik olarak hala konuşulmaya devam ediliyor. Filoloji biliyorsunuz yaşayan dilleri inceleyen bilim dalı. Bu bilim dalında da Türkiye'de ben de 7 yaşında Türkçe öğrenmiş, 7 yaşına kadar Lazca konuşabilen bir vekil olarak karşınızdayım. Annem ile, ailem ile iletişim kurduğumda hala Lazca konuşuyoruz. Şimdi annem beni bekliyor, ekranlardan beni bekliyor. Benim için Lazca bir şey söyleyecek diye. Ve ben onun için, annem için kurguladığım belki birkaç cümleyi sizi etmeye başladığımda kürsü dokunulmazlığı olan bu mikrofonu kapatmak suretiyle aslında bir demokrasi ayıbı yapmış olacaksınız. O nedenle, lütfen, o nedenle efendim... Devletin, evet devletin ama dokunulmazlık da kürsü dokunulmazlığı da insanlara aittir. Şimdi annem için söyleyeceklerimin Lazcası burada, Türkçesi de burada. Şimdi ben sizi bugün çok basit, okunabilir, görünebilir bir şekilde Türkçesini karşınıza koyuyorum böyle. Şimdi bunu Lazca okumaya başlayacağım size. Bu cümleleri Lazca okumaya başlayacağım ve parlamentoda bu mikrofonumun kapanmasına sebep olacak. Bilgisi olsun vatandaşlarımız, eğer kapanırsa sosyal medya hesaplarımda tamamını görebileceksiniz. Ayrıca şunu da bilin, bugün ayın 21'i, 23'ünde Rize Meydanı'nda toplanacak olan Rize halkı içinde Gürcüler, Lazlar, Çerkezler vesaire insanlar olacak. Dillerinde var olmayan kadro istiyoruz diye bağıracaklar. Lazcası yok, Gürcücesi yok. Ama Türkçe ortaklaşmış olarak bize verdiğiniz sözü yerine getirin, Çaykur işçilerinin kadrosunu verin diye söz veren Cumhurbaşkanı'na, milletvekillerine bağıracaklar. Ben de onlara destek için orada olacağım. Şimdi anne, vakit bitiyor, beni dinle, senin için sesleneceğim. Hadi şimdi sesim kesilecek. Hangan anaşi... Bu kadar dillere karşı olmayın. Bu kadar diller kendini ifade edebilsin. Meclisi Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.